Merhaba. Şimdi Özcan Show tarzı bir animasyon nasıl yapılır? Onu göstereyim. Şimdi örnek bir video açmıştım. Şuradan Neyi bakalım. niye kaçırdık onu anlamadım Radi abi. Çapılmayalım. Burada minimum hareketlerle bir animasyon yapılıyor. Daha çok Biraz senaryo sabırsızca çalıştın düşünülmüş. Özcan. 30 bin abone... Burada da ağız hareket ediyor. Şimdi örnek bir tane karakter indirelim. Böyle. Burada birçok karakter var. Böyle aratalım. Şurada bir karakter var. Şunu bir kaydedelim. Şimdi kaydettik. Şimdi Windows D tuşu ile masaüstüne gelip şunu Photoshop aktarırsam Photoshop'tan 3DS'de daha kolay yaparım diye düşünüyorum. Onun için D tuşuna basıp topluyorum. Şurayı alıyorum bir tek. Ortaya çift tıklıyorum. Ctrl 0 ile yakınlaşıyorum. Z tuşuyla da yakınlaşma, uzaklaştırma yapabilirim. Şimdi bunu çoğaltma gerekiyor. Şuradan katmanı tutup bırakarak ya da Ctrl J tuşuyla katmanı çoğaltabilirim. Şimdi Magic Wand Tool ile şu dışını ve şu iç beyazlıkları atıyorum ki arka planda bunlar görünmesin. Çift tuşuna basılıyorum. Artı göründü. Şuraya tıkladım. Tamam. Şu an delete yapıyorum. Arka planda katman olduğu için bildiğim yer görünmedi. Arka planı kaldırınca şu an görünüyor. Ctrl D ile seçimi artık hiçbir seçim yapma olarak değiştiriyorum. Yaptığım bütün geçmişte şurada görünüyor. Eğer yoksa şuradan Windows History bölümünden açılabilir. Şimdi Z tuşuyla yakınlaşıyorum. Ben ağzını ayrı bir katman olarak da yapabilirim ya da direkt bu vücut üzerinden de yapabilirim. Aslında sadece şu an ağız animasyonunu yapıyorum. Şimdi şunu bir tane daha Ctrl J ile çoğaltalım. Şimdi B tuşuna basıp alt tuşuyla basılı tutarak şurada şu rengi alalım. Aradan bırakalım. B yani brush'tayken sağ tıklayıp biraz daha büyütelim. Şurayı aynı renk yapacağım. Şimdi B tuşuna basıyorum. Tekrar B tuşundayız. Tamam. Şu an şunu siyah beyaz yapalım. Şu siyah renkteyken şuraya bir normal bir ağız yapalım. Bu şekilde. Şimdi tıklayıp ya da geri alalım. Bir tane daha çoğaltalım. Bu sefer tekrar alt tuşuyla şurayı seçip şurayı sileyim. Bu sefer de şuradan dikdörtgen yapalım. Böyle rengini siyah yapalım ki belli olsun. Bunu da resim haline çevirelim. Ve şurada bununla birleştirelim. Yani şunu da kapatalım. Şu ağız 2. Buna da şuraya çift tıklayayım. 1. Şimdi şunu karakter diye önce bir kaydedelim örnek olarak. Evet, şunu kaydedelim. PNG olarak kaydedeceğim. Tamam, kaydet. Kaydet. Tamam, şu an 3DS'e gelelim ve plane yapalım. Burada bir plane yaptık. Sağ tıklayıp plane'i yapmayı bitirdim. Alt W ile tam ekran yaptım. Şimdi M tuşuna basıp materyal atayalım. Materyali şu çoklu materyal atamayı yapalım. Bunu buraya tutup çektikten sonra çift tıklayıp buradaki materyali ayarlayabilirim. Şimdi none kısmından standart ekleyelim ve standartın içine girip diffuse kanalına bitmap seçelim. Bu da resim demek. Şuradan biri seçelim. Burada görünmüyor. Şunun için şuraya tıklayabiliriz. Ana materyale gelip şuraya da tıklayın. Şimdi şuraya gelelim. Tabii neden görünmedi? Çünkü buraya atamadık. Plane seçiliyken, şöyle seçiliyken sağ tıklayıp SN materyal yani seçime materyali atayı deyin. Şuradan da şu an burada görünüyor mu? Evet, göstermemiştik ama şu an görünmüyor. Tamam, çok önemli değil. Bir render'da görünüyor mu? Evet, render'da görünüyor. Fakat arka plan beyaz olarak görünüyor. Şimdi şu
Materyalin başına gelelim. Buradan şu ekran materyalin seçeneğine gelelim ve map kısmını açalım. Diffuse'daki alanı opacity kanalına atalım. Şimdi buradan copy seçelim. İçine tıklayalım. Buradan da alfayı seçelim. Şimdi F9 yaptığımda burada görünüyor. Burada görünmemesini bir demek için. Şu an görünüyor. Tamam. Şurada herhalde orada bir bug oluştu. Buradan tıklayınca oldu. Tamam. Şimdi alt W F3. Yani burada aynı ölçüleri vermek için buradan bitmap kısmına tekrar gireyim ve view image ile örnek ön izlemeyi görelim. Şuradan sağ tıklayınca ölçüler görünüyor. Width, height ya da şuradan da görülebilir. Photoshop'ta da aynı şekilde görülüyor. Tamam. Şimdi burada ölçüyü aynı yaparsak daha stabil olacak. Böyle. Tamam. Şimdi bu bir. Şimdi şurada böyle dilimler var. Bunlar gerek yok. Bunu bir yapalım. Bunu da bir yapalım. F3'te F3 F3 böyle görüntüyü Edge modundan çıkardık. Şimdi bir materyal daha atayalım. Şuraya materyal. Şimdi burada materyal 1 bu. Materyal 2 olmadığı için şu an yok. Buraya da öbür ağzı ekliyorum. Materyal ekledim. Diffuse kanalına kutucuğa tıkladım. Bitmap. Yanlış yere tıkladık. Yanlış yere tıklarsak geri gelelim. Ve sağ tıklayıp clear yapıp tekrar basalım. Bitmap. İkinciyi kaydedelim. Böyle gidelim. OK diyelim. Şimdi şuna tıklayalım. Ve şimdi de bu tarafta görüntü tabii. Şöyle. 1, 2. Yani 2 de şu hata yaptık. Şunu kaydedecektik. Direkt üstüne kaydettiğimde orada yenilenecek. Bakın. Şöyle biraz oynattığımda yenilendi. Tabii bunun arka planında beyaz yapmam gerekiyor. Yine materyalden materyaller bölümüne gelip diffuse'dan opacity'ye atalım. Copy diyelim. Ve alfa seçelim. Şimdi bakalım. Birinci materyal, ikinci materyal. 1, 2. 3'e geldik. Evet. Sanırım anlaşılmıştır. Burada otakeyi seçiyorum. Birinci materyal diyorum buraya. Bu 1 olsun. Şöyle tıklayalım. İleri gelelim. 2 diyelim. Evet. Sonra select sol tuşta basılı tutup şu iki keyframe'i seçip shift tuşuyla burada çoğaltalım. Evet, şu an konuşuyor. Bir konuşma olabilir. Şöyle. Evet, aynı şekilde daha çok şey eklenebilir. Örneğin kol. Kolu yukarı kaldırmak istiyorum. Hemen buradan bir çoğaltma yapıyorum. Ctrl J ile alt arkadaki planı kaldırdım. Şimdi J tuşuyla ya da L tuşuyla, L tuşu yani kement aracıyla şu kolu böyle buradan tutup seçtim. Edit Ctrl+X cut yaptım. Edit paste yaptım. B tuşuyla OK'a geldim. Şimdi hareket ettirebilirim. Ben bu kolu şöyle bakın yanı geniş yapmadık. O yüzden de burayı göremiyor. Şu an geniş yaparsam oradaki bütün ölçüleri tekrardan yapmam gerekiyor. Ama onun için böyle bir şey yapalım. Örnek olarak daha geniş pencerede yaparsanız daha iyi olur. Böyle yaklaşalım. B tuşuyla böyle gelelim. Mesela yama gibi durmasın. E tuşuyla silgiye gelip şurayı sileyim. Şu an daha doğal. Ctrl 0 ile tam ekrana gelelim. Şurası mesela kötü.
Select tuşuyla yakınlaşalım. Global yakınlaşma oldu. Ben bunu sevmiyorum. Şöyle. B tuşuyla ya renge gelelim. Alt tuşuyla ve sağ tıkla küçültelim. Burayı da böyle yapalım. Şurayı da böyle kendi çizimimizi yaparız. Sonra alt tuşuyla şu rengi alalım. Şöyle buraya almıştık. Şuraya da renk ekleyelim. Şimdi alt D'deyken alt ile yakınlaşma yapıyorum. Ve uzaklaşma yapıyorum. Şimdi bunu da evet, karakter 2 ya da 3 diye kaydedelim. Şu PNG olarak tabii kaydedeceğiz. Böyle. Bu arada şurada kaydetmeyi de unutmayın. Yoksa programda çok nerede olduğunda en baştan yapmanız gerekecek. M tuşuyla yine materyal açıyorum. İlk materyalime geliyorum. Toplu materyalden yine no. Aynı işlemler. İçine gir. Diffuse kanalı bitmap. 3. Ağız 3'ü ekliyorum. Seçimi ekle. Tamam. Şurada ayrıca map kısmından yine şuraya atamam gerekiyor kopya olarak. Buradan da alfa. Şimdi 3 yaptığımda tabii görünmedi çünkü aslında F9 yapınca render'da var. Ama burada görünmüyor. Bu da her 3D mesela her materyalde şuradan şunu seçmek gerekiyor. Tamam. Konuştu. Şurada da artık 3. materyali yaparsak otomatik de keyframe attı. Örneğin burada başka bir keyframe istiyorsam boşluğa tıklıyorum. Hiçbiri seçili değilken şuradan şunu kopyalıyorum. Şuraya kopyalıyorum. Böyle. Eğer o hareket daha çok yapmasını istiyorsam şu hareket şuraya kadar şöyle devam eder. Sonra buradan da buradan bir konuşma yine böyle yapar. Yine aynı şekilde diğer vücut hareketleri yapılabilir. Bu şekilde çok rahat bu tür animasyonlar yapabilirsiniz.